Yani yaptığı temizliği görmezler mi? Bundan sonra ben sana bir şey söyleyeyim. O zaman kurban Tuğçe'yle patlamaydı. Hadi be, ben bir şey söylemem lazım. Kastı banaydı. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Benim yüzümden ben tansiyonu düştü. İnan Allah'a, böyle kötü ev hiç kimseye çıkmayacak. Bak, bu benim şansıma, kaderime. Ya kötü kademe. Ev ya, onu bilemez. Bu kadar gelmez. Ya pardon ama dördünüz birden. Yok, sana değil, yanlış. Hiç gündür neden bu kadar üstüme sana geliyorsun? Değil. Ben anlamıyorum. Puan vermiyoruz. Ben istediğim gibi veririm. İster kabul edin, ister etmeyin. Hayır, hayır bak. Yani niye puanı bu kadar kabul etmemekte direniyorsunuz? Kendi aralarında stajyer yapıyorlar. Bana kendisi stajyer yapıyor diyor ya, aslında kendileri yapıyorlar. Hayır, Aylin'in üzerine gitmiyoruz aslında dördümüz. Sadece onun bazı mesela puanlamada da gördüğünüz gibi yani bazı tutarsızlıkları olduğu için doğal olarak biz de hakkımızı savunuyoruz yani. Bak şimdi bu Serap da yarışacak, mesela Tuğçe de yarışacak. Tamam, yarışsın. Ben inanmıyorum böyle bir evin çıkacağına. İşte ben ona söylüyorum yani. Hayır, sana değil yani. Kaçın bir şey. Tansiyonlaşmam ister misin? Yanlış evler bile çıkıyor. İyisin. Yanlış ev. Su iç Aylin alırsın. Peki. Tansiyon aletini alayım da ben. Yine ne olur ne olmaz. Hayır, iyiyim, iyiyim, hayır. Yani şimdi benim sormak istediğim, tabii ki puanına karışmak istemiyorum. Senin kendi puanın. Nasıl sana ikiye verirken karışmadık? Problem şurada. Olumsuz bir şey söylemediğin için. Evet, bak şimdi herkes olumlu yorum yaptı. Sen ben çok olumsuz bir şey söylemedin. Evet, söylemedim ama 3 vermek istedim. Ama Kadir Bey yani. Eve ziyarete geldiğimizde dediniz ki hani bu koltuğu güzel yapması artı bir puan. Puanla yansıyacak ama o zaman da bana net evet, olarak yansıyacak evet, demedin evet, zaten. Demedim. Evet, demedim. Demedim bir şey. Kısasa kısas diyorum. Bunun ötesi yok. Bana verileni vereceğim, bu kadar basit. Dua etsin ki Fatma'ya bugün 3 verdim. Onu silip 2 de verecektim. Ben kısasa kısas yapıyorum. Bana ne verdiyseniz veriyorum dedi. Burada sırf ben sinir olayım diye 3 verdi. Eğer böyle değilse ben de bir şey demiyorum. Gerçekten o kalbinde onu yaşıyor şu anda, biliyorum. Bunun farkındayım. Tuğçe, senden devam edelim. Ben Aylin Hanım'a bir şey söylemek istemiyorum. Sen bir tek şey söyleme kurban, zaten hiçbir şey tek bana. Tek kurban olarak beni seçmiş kendisi. Saygı duyuyorum, kendisi bilir. Diyor vicdan vicdan. Siz de kurban olarak seçmediğiniz için dedi, verdiğiniz iki puanları. Dedi, ben bugünden sonra ya ben böyle senle, düşünüyorum. Ben seninle şey artık diyeceğim, laf kalabalığı ben yapmak istemiyorum. Zaten ben Kadir Bey'e açıklama tamam, yapıyorum. Tamam, benim adım benim hakkımda Kadir konuşma o zaman. Bugün Fatma'nın günü, Fatma hakkında tamam, konuş. Tamam, geçeceğim zaten. Siz benim hakkımda konuştunuz. İşte her odaya bir verdim. Ben dün girmedik yer bırakmadım. Ben senin tamam, hakkında konuşmadım ki az önce. Ev konusu tartışmıyoruz. Benim evim de pisti. Belki göstermiyor olabilir ama pisti. Her yere bir verdim. Sana senin verdiğini veririm ama bugün 3 veriyorum. Tamam, puanınıza saygı ben duyuyorum. Bir şey demek istemiyorum. Fatma Hanım, Fatma Hanım'ın yorumuna geçmek peki, istiyorum ben. Önce elinize yemeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Salondan başlıyorum. Tabii. Örümceklere ilk girdiğimde elektrikli süpürgeyle alıyordunuz. Evet. O sizi bence çok zorladı. Bence fırçayla alıp daha kolay neden, olurdu. Bir elinizle tutup bir elinizle yapması fırçayla da nereye aldım biliyor musun? Duvarları aldım fırçayla. O fırçayla alsaydım duvarları alamazdım. Salonda başka görebildiğim bir şey yok. Koltuğu dediğim gibi güzel siliyordu. Lif kullanması da bence bir ayrıntı. Güzel siliyordu. Gayet kuvvetliydi. Ya, mutfağa gelelim. Mutfakta alt çekmece, alt dolaplar örümcekti. Tamam, silemeyebilir ama en azından örümceği alabilirdi. Peki bu evde kalması normal miydi? Yani mutfakta geçirdiği 1 saat 37 dakika içinde onlara girememesi normal miydi? Yoksa Fatma mutfakta ağır mı kaldı da onlara giremedi? Yok, bence mutfak çok aşırı kötüydü. Dolapları üstü olsun. Evet, üstü ocak falan, falan çok kötüydü. Prizin içine falan dolaba giremediyse prizin içini zaten beklemiyorum. Prizin içi de pisti çünkü. Banyoda da sadece o kalorifer şeyinin evet, arkası ve onun üstü duruyordu. Klozeti, küveti beğendim. Ha, oraları ben beğendim evet, oralarda. Üç kere o klozet var, üç kere yaptım. Bir o şeyden fısfısdan, bir de deterjanla 3 sefer yaptım. Lavaboyu da oraydı. Duvarlara da ne yaptım? Araba kovaya deterjan döktüm. Araba fırçasıyla. Bir de eve ilk başlarken biz banyoyu deterjanladık biliyor musun? Oraya deterjan döktü, onu bir not geçmek biz istedi, altını çizdi oranı. Yani biz zaten izleyince göreceksiniz zaten. Geldiğimizde gördüğümüz şey yapma, sormak istiyorum ben de. Hani o görünmeyen yerler puanla bulmasaydın yetiştirebilir miydin? Yetiştirebileceğini sandım. Ama o bulunca birazcık yani atlama mutfağı, geldi mesela bana. Mesela banyoyu 18 dakikada girdik, o zaman 8 dakika kala girmek evet, zorunda yani kalacak. Ya da mutfaktan daha çok feragat edip banyoya geçmek zorunda kalacaktı. Evet. O zaman belki de böyle yorumlar olmayacaktı. Belki. Daha büyük eksikler söylenecekti. Evet, tabii ki. Peki Serap, evine temizliğe çağırsan Aylin, Tuğçe, Fatma üçlüsünden hangisini çağırırsın? Fatma. Fatma'yı çağırırsın. Neden Fatma'yı çağırırsın? Zorlu bir evdi ve başardı yani. Hmm, hızından buzdolabını, dolayı. Buzdolabını yani yetişmediği için onu artık eski ama bir şey söyleyeyim, buzdolabının da yine elini yüzünü sildim. Hiç dokunmasaydım o da vardı ama. Temizlik olarak Fatma'yı daha çok beğendiğini söyledi Serap. Bakalım Tuğçe bugünkü eve kaç puan veriyor? Buyur Tuğçe. Hanım 4. Tuğçe'den de 4 puan geldi. Fatma, ne düşünüyorsun puanlar hakkında, yorumlar hakkında? Ya düne rağmen yine iyi puan aldığımı düşünüyorum Kadir Bey. Ama bence de 4'lük bir ev değildi.
Yani değildi, gerçekten değil. Ya benim için değil. Fatma bizim verdiğimiz dörtleri aslında biraz alındı gibi, yani bir daha fazlasını bekledi ama Aylin abla üç verdiği halde hiç sesini çıkarmadı. Ben de üç ile dört arasındaydım, açık konuşayım. Çünkü ben de dün her yere girdim. Bugün buzdolabının, alt dolapların kalmasına falan. Bana dört verdiği için dört vermedim, bunu yanlış anlaşılmasın. Dört verdi diye kısasa kısas asla yapmıyorum. Vicdanen... Yani keşke bütün kısasa düşündüm. Kısaslar dörde dört olsa. Asla öyle bir şey yapmam. Bana dört verdiği için gerçekten... Peki. Yani, o yüzden yama bir için Tuğçe'ye bir şey söyleyebilir miyim? Senin mesela camların benim kadar zorlu değildi. Koltuğum peki, da benim dün kadar dün de kaldı artık. Herkes temizliğini tamam, yaptı. Tamam zaten puanlar verdi. Toplamda yani. 15 puandasın şu anda. Arkadaşların puanlarını verdi. Birazdan ben de yorumumu yapacağım. Aylin abla tansiyonunu ölçeyim mi? Kadir Bey. Allah'ını seversen gel. Çok merak ediyorum kaç çıkacak. Kadının üstüne geliyorsunuz. Kesin düşük çıkacak. Fatma ocağın başında mi? Öyle bir yükseldi ki kadının tansiyonu çıktı. Ya ben Aylin abla yolda kırmak istemedim. İyi, onunla hayır. Düşük değil. Düşük olsa gözümden ya. Yaş akar benim. Bakalım 15 puanı duyduktan sonra Aylin ablanın tansiyonu kaç oldu? (gülüyor) 13'e 6. Evet, büyüğüm biraz yükselmiş. Ben tansiyonum düştüğü zaman şu gözümden yaş akıyor, anlıyorum. Değişik bir anatomim var ama en azından belirti veriyor. Veriyor, belirti evet. Vermesi de dün güzel bir şey. Dün mesela verdi, yaş bayağı yaşaktı yani. Dün ama bayağı kötü oldu. Çünkü gözüm de atmaya başladı. Bu hafta tansiyon altı komple bizimle, hiç merak etme. Yok. Evet, Fatma sıra geldi bana. Şimdi ben yorumlarımı yapmak istiyorum. Salona geldiğimizde evet, önce süpürge açman güzeldi. İyi ki de önce cam silip sonra süpürge açmadım. Bunu söylemezsem içimde kalırdı. Evet. Eline koluna sağlık. Vitrinin içini sildin. Senden salonda tek şikayet ettiğim şey koltuklardan Fatma artık çık dememe rağmen koltuklarla cebelleşmendi. Tabii ki biraz evdeki gibi temizlik yapmaya çalıştın. Evet. Ben burayı bırakamam, burayı burada durmam lazım. Çektiniz ya sonuçta. İşte eğer koltuklardan biraz daha erken çıksaydın mutfaktaki çekmecelere ya da buzdolabının evet. içine girip Serap'tan belki bir puan daha fazla alabilirdin. Ama beni orada dinlemedin. Sana beni dinle demiştim. Yine de temizlik için burada kaldı. Sadece biraz daha koltuklar iyi olsun diye uğraştı. Eline koluna sağlık. Salonda güzel bir temizlik çıktı. Mutfağa gelelim. Mutfaktaki çay evet seni çok zorladı. Süpürgeye çektiğin halde gelmeyen yapışmış çaylardı. Kızdın önce süpürgeye kadimi. Çekmen de çok güzeldi. Ocağı yıkadın. Ocak da temiz oldu olabildiği kadar. Keşke koltuklardan çıkıp en azından buzdolabının içine girseydin. Evet. Bir tık daha güzel olacaktı. Evet, kadimi, doğru. Banyoya geldiğimizde de evet klozeti en başta üstten yıkadın. İçine doğru yıkadın. Evet. O da güzel oldu. Klozet de temiz oldu. Eline koluna sağlık teşekkür diyorum. Ederim. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Ve ondan önce haftanın dördüncü gün yarışmacısını seçmeye geldi. Bakalım bu hafta kirli evler çıkıyor. Yarın nasıl bir ev çıkacak ya bugünden daha kirli ev çıkarsa? Ben ismini söyleyeyim mi? Bence Serap çıkacak. Bence de Serap kalbin çıkacak. Kalbin o geliyor. Söyledim Serap'a çünkü. Evet, ikisi, iki kişi Serap diyor. Bakalım. Mavi. Bakalım yarınki yarışmacımız kim olacak? Nasıl bir ev çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Herkes gözlerini kapatsın. Evet, yarınki yarışmacımız Tuğçe. Yarın Tuğçe temizlik yapacak. Tutma da bu sefer ki olsun. Başka bir zamana yaşayalım. Çöpçüm o geliyor. Çıktım. Hayır, eşimin dediği oldu. Eşin yarın sen mi yarışacaksın evet. dedi. Çöp tek ilk zamandan beri. Evet. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.